Müslüman olmadığı halde Müslümanlar arasına girip, Müslümanlar hakkında bilgi toplayıp, küfre, delalete, masonlara, mesela siyonistlere, ateist siyonistlere, Müslümanlar hakkında bilgi götüren, onları ezdirmek için, onların mesela şöyle bir faaliyetleri var, isimleri şudur, şunu yaparlar gibi bilgi vererek, küfre ve delalete onları ezdirmeyi hedefleyen, kendi aralarında tek amaçları bu olan ve bu yönde toplanan, bu yönde faaliyet yapan münafıklara denir. Münafık da kendini Müslüman gösterdi, Müslümanların yanında takva gibi görünür ama Allah'ı inkar etmiştir, dinsizdir. Ve Müslümanlardan nefret ediyordur ama onlardan bir şeyler elde edebilmek için, çıkar elde edebilmek için veyahut küfre onlar hakkında bilgi verebilmek için, yani Müslümanları ihbar için, onları ezdirmek için Müslümanların içinde bulunur. Böyle bir yapı da vardır. Buna da münafık diyoruz. Münafığın özelliği içerideki bilgiyi küfre taşımasıdır. Mesela küfür daha açıktır, merttir küfür o yönüyle. Mesela açıktır, ben senin düşmanınım der, karşısına geçer, göğüs göğüse mücadele. Ama münafık kahpedir. Ben Müslümanım der, gelir içeriden bilgiyi alır, gider küfre ve Müslümanların zıtlarına onu aktarır. Ve kahpeliğine yine devam eder. Müslümanın yanına yine gelir, ben Müslümanım der. Onlara da ben de sizdenim der. Yani Allah ayet ediyor ki, şeytandan Allah'a sığınırım. Ne sizdendirler ne onlardandırlar diyor Allah ayette. Ya onlarla da geçinemiyorlar. Yani küfürle de onlar geçinemezler. Yani kalpleri parça parçadır diyor Allah. Kalpleri parçalanmadıkça da diyor, yani ölmedikçe de bu şeyden vazgeçmez diyor. Ancak Allah onlar için ölüm vaat etmiş. Onların eceli geldiğinde, öldüklerinde, cehenneme gittiklerinde bu şey durur diyor Allah. Azgınlıkları durur diyor. O münafık özel yaratılmış. Yani şeytanın en gelişmiş, en aşağılık vasfını taşıyan varlıklardır münafıklar. Allah ayette onlar için diyor, onlar kendilerinin iyi iş yaptıklarını zannederken diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Yani onlar kendilerinin çok akıldane olduğunu, çok doğru yolduklarını düşünerek yapıyorlar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da Dırar Mescidi'ni kuran ahlaksızlar yani çok isabetli hareket ettiklerini düşünüyorlardı. Mesela evimiz açıkta diyorlar, peygamberi bırakıp gidiyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Veya savaşmayı, mücadele etmeyi bilsek sizlerden gelirdik diyorlar. Yalan söylüyorlar. Allah onların yalan söylediklerini Allah bilmektedir diyor. Kendileri de biliyorlar. Onlar ki söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın niyetini yerine getirmesi, emrettiği şeyi koparırlar. Mesela namazdan vazgeçiyorlar, oruçtan bahsediyor, Allah'ın dinini yaymaktan, güzel ahlaktan vazgeçiyorlar. Ve yeryüzünce bozgunculuk yaparlar. Bir sefer de Müslümanların aleyhine faaliyete başlıyorlar bu sefer. Yani şeytanın etkisiyle. İşte zarara uğrayanlar onlardır diyor Allah. Tabi zararın ne olduğunu ahirette anlayacaklar. Evet. Münafık kahpedir. Yani kendini gizler, Müslümanların içine girer. Onlarla ilgili sanki böyle yakın bir bağı varmış gibi göstertir. Sonra gider alçakça Müslümanların aleyhinde faaliyet yapar. Onları köşeye sıkıştırmaya kalkar. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi münafıklar. Çok kahpeydiler. Resulullah'ın yanında onu seviyor gibi dost görünüyorlar, dışarıya çıkıyorlar, aleyhinde konuşuyorlar, o ne demişti derler diyor, ayet var. Hatta bir kısmı diyorlar, biz diyor eğer mücadele etmeyi bilsek sizden beraber geliriz ama bilmiyoruz diyorlar. Halbuki çok iyi biliyor, çıkarı olmadığı için. Mesela bir kısmı diyor ki, hava çok sıcak diyor, bu sıcakta diyor faaliyet olur mu ki diyor. Ama bir para versem, bir çıkarı olsa yapar. Bir münafık karaktersizliğini Kur'an çok çok detaylı anlatır. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında bunlar ayrı bir mescit edindiler. Hatta burada namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Yani Müslüman görünüyor. Ama kahpe adamlar, ahlaksız. Yani Allah yasaklıyor o mescide hiçbir şekilde namaz kılmayın, hiçbir şekilde o mescide gitmeyin diyor. Yani amaç Peygamber Efendimiz'e olan saygıyı ve sevgiyi yok etmek, ona bağlılığı yok etmek ve Müslümanları bölmek. Onun için münafıklar dünyanın en aşağılık varlıkları vardır. De ki davranış bakımından en çok husrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. Bu münafıkların bir özelliğidir. Kur'an buna işaret ediyor. Bakın de ki davranış bakımından en çok husrana uğrayacak, en çok diyor ama husrana uğrayacak demiyor. En çok husrana, çünkü münafıklar cehennemin en dibindedir. En büyük belaya duçar olacak olanlardır. Mehdi'nin cemaatinde de biliyorsun münafıklar çıkacaktır.
ahir zamanın en azılı münafıklarıdır onlar. Evet. En çok hüsrana uğrayacak olana size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekten güzel iş yapmakta sanıyorlar. Kendilerini böyle muttaki gibi göstertiyorlar. Mesela ayrı bir yapılanma oluşturuyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşma inkar edenlerdir. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Kıyamet gününde onlar için bir tartı tutacağız. İşte inkar etmeleri ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinin dolayı onların cezası cehennemdir. Diyor ki Cenab-ı Allah Nisa suresi 145. ayette de gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Yani en şiddetli acıyı çekecek onlardır. Onlara bir yardımcı bulamazsın diyor Allah. Nisa suresi 138'de Cenab-ı Allah münafıklara müjde ver diyor. Müjde veriliyor münafıklara. Bakın dikkat edin müjdeye. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır diyor Allah. Müjde bu münafıklara. Yani Allah aşağılamak için bu şekilde söylüyor. Ki bunlar Allah'ın ahdini onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Yani anlaşırlar. Mesela size yardım edeceğiz. Müslümanız, Allah'a kitaba bağlıyız. Müminlerle beraberiz diyorlar. Fakat bu anlaşmayı diyor Allah bozarlar diyor. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler. Mesela kardeşlik bağlarını kesiyorlar. Hayırlı faaliyetleri kesiyorlar. Ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Yani gidiyorlar Müslümanlar mesela oraya buraya ihbar ederler. Bilgi verirler. Fitne fucur çıkarırlar. Kayba uğrayanlar işte bunlardır. Peygamber Efendimiz zamanında bunlar yoğun olarak bu tarz faaliyetler yapmışlardır. Bakara suresi 27. Ki bunlar Allah'ın ahdini onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar diyor Allah yine Bakara suresi 27'de. Onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Müslümanlara kin duyuyorlar. Hem de dinsizlerle, ateistlerle bağlantı kurup Müslümanların aleyhine onlara bilgi taşır. Münafıkların özelliği budur. Yine münafıklarla ilgili Allah'ın elçisine muhalif olarak geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Yani ne iyi oldu diyorlar, peygamberden uzak ayrı kaldık diyorlar. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin görerek bu sıcakta çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Yani bu sıcakta faaliyet olur mu, çalışma olur mu diyorlar. Bir kavrayıp anlasalar diyor Allah Tövbe suresi 81'de. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Yani Müslümanlarla konuşurken sizden izliyorlar yani müminiz zaten. Bir de yemin ediyorlar diyor Allah. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ördeleri kopan bir topluluktur. Yani bunun içlerinde böyle şeytanın pisliği ruhlarını kapladığı için böyle içleri kaynıyor. Yani sürekli korku, vesvese, gerilim içinde yaşarlar. Rahat değillerdir. Eğer onlar bir sığınak ya da mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalar da hızla oraya yönelip koşarlardı. Yani genellikle Müslümanların yanında çıkar için geliyorlar diyor yani Kur'an. Eğer bir çıkar yeri bulsalar, bir imkan yani beslenecekleri, bakılacakları bir yer olsa hemen giderler diyor Allah. Tövbe suresi 56-57. Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Allah eşeğe benzetiyor. Yani inatçılıkları, akılsızlıkları açısından. Arslandan korkup kaçmışlar diyor Allah gibi. Arslandan korkma. Mehdi'nin de bir ismi de biliyorsun aslan. Evet. İnşallah. Yoksa kalplerinde hastalık bulanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını sandılar. Yani münafıklar mutlaka ortaya çıkacak diyor Allah. Muhammed suresi 29'da. Sizinle birlikte çıksalar da size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez. Ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. Yani Müslümanlar hani keşke gitmese içimizde kalsalardı demesinler diyor Allah. Bunlar diyor pislik derler diyor Allah. Eğer kalırsa da size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmezler diyor Allah. Aranıza mutlaka fitne sokmak yani Müslümanları birbirine düşürmek üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Muhbir olanlar vardır diyor Allah. Allah zulmedenleri bilir. Tövbe suresi 47. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Münafıkların özelliği bu. Oysa inanmış değillerdir diyor Allah. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değillerdir.
kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemede olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Yani birbirine dosttur onlar diyor Allah. Evet. Kötülüğü emrederler. İyilikten alıkorlar. Mesela İslam'ın yayılmasını istemezler ama ahlaksızlığın, kötülüğün, zulmün yayılmasını isterler. Ellerini sımsıkı tutarlar. Çok da cimri oluyorlar. Yani bütün ömürleri böyle geçer. Evet. O devrin münafıkları, yani tarihin en şiddetli münafıkları olacak. Yani Müslümanlar içerisinde çıkan en şiddetli münafıklık olacak. Çünkü Mehdi Akmel-i velayettir. En iyi olan, yani en yüksek olan velidir. Şu ana kadar tarih içerisinde gelmiş geçmiş en büyük velidir. Oradaki münafıklar da gelmiş geçmiş en şiddetli münafıklar olacaklar. Yani en kahpe, en kalleş, en şiddetli münafıklar olacaklar. Küfürle işbirliği yapacaklar. Ama başarılı olamayacaklar. Yani Mehdi'nin gücünü Allah'ın izniyle hiç kimse durduramayacak. Mesela Mehdi diyecek, ya Rabbi ben buna şahidim, ben bunu gördüm. Bu benim kişinin yanında. Ama bu münafık ve alçaktı. Mesela bu kahpeydi. Bu mesela ahlaksızlık yapmıştı, bunu gördüm. Ama bu muttaki ve temiz bir insandı, güzel bir insandı. Çile ehliydi, bu benim arkadaşım, dostumdu diyecek. Onları sınırlı miktarda böyle bir şahitlik yapma ve onların lehinde konuşma hakkı veriyor Cenab-ı Allah, güzellik olsun diye. Onları cennette de sevmelerine bir vesiledir bu. Münafıklar da onun acısını çeksinler diye böyle oluyor inşallah. Yani iki kere aşağılanmış oluyor. Yoksa biliyor Allah onlar zaten münafık olduğunu, ahlaksız. Zaten öyle yaratmış, öyle göndermiş onları zaten. Evet. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar insan kalacaktır Mehdi cemaatinde. Gözdeki sürme kadar ve yemekteki tuz kadar. Ve ben size bir örnek vereceğim diyor. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Bakın buğdayı var. Temizle, bak temizler diyor. Temiz, yani müminlerin temizliğine ve buğday gibi temiz olmalarına dikkat çekiyor. Bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. İşte bu münafıklar. Münafıklara dikkat çekiyor. Onu tekrar ayıklar. Yani münafıklar yeniden temizlenir ve temizler. Sonra yani demek ki bir pislik münafıklar ki müminler temiz ve onlar bir pislik diyor. Sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Yani münafık sürekli ürer. Yani devam eder. Tekrar onu açıklar ve temizler. Hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz böylesiniz. Mehdi cemaati. Yani tertemiz bir cemaat kalacak sonunda diyor. Sürekli böyle kurt gibi pislik ve sinsi insanlar gelecek. Müslümanları kurt gibi kemirmeye çalışacak. Onların içine sızmaya çalışacaklar. Onlardan bir şeyler elde etmeye çalışacak. Kurt gibi yani böyle yani asalak olarak Müslümanlara yaklaşacaklar. Fakat her seferinde temizlenecekler diyor. Evet. Mesela diyor ki Ebu Basir'den İmam Cafer Sadık Aleyhisselam. Suçlular, şeytandan Allah'a sığınırım, suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed suresi 30'daki ayet hakkında şöyle buyurdu. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kayyım Hazreti Mehdi hakkında nazil olmuştur. Yani ona da işaret etmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam onları, münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları etkisiz hale getirecek. Yani Mehdi anlar fakat kesin hüküm koymaz, teşhis koymaz. Yoksa münafık tavrından, konuşmalarının üslubundan anlaşılır. Ama izler yani Mehdi. Yoksa Mehdi eğer münafıkları tanımazsa, münafıklar dünyanın en aşağılık varlıklarıdır. Mehdi cemaatin darmadağın eder münafıklar. Tanıdığı için, Mehdi tedbir aldığı için zarar veremiyor münafıklar. Yani onu hissedemezse münafıkların yapmayacağı kalmaz Allah'ın dilemesiyle. Mesela diyor ki, Hazreti Mehdi aleyhisselam her grubun gizli planlarından haberdar olacak. Yani Allah ona belki cinleri hizmetine verecek. Her grubun diyor gizli planlarından haberdar olacak. Ve planlarını kendilerine söyleyecek. Bu ancak cinlerin yardımıyla olur. Allah'ın dilemesiyle. Ve Hazreti Mehdi bakmasıyla dostu ve düşmanı tanıyacak. İrşad isimli kitapta sayfa 365.
Hiçbir şey seni ona bağlanmaktan, Mehdi'ye bağlanmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Yani Mehdi'nin yanına gelmek isteyecek insanlar diyor. Fakat fitneci ve böyle karaktersiz ve zalim olan insanlar Müslümanları engelleyecekler diyor. Her zaman fitneye sığınanlardır onlar diyor. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar diyor. Hep böyle pislik, rezillik ve fitne konuşurlar diyor. Mehdi'nin cemaatine gelmek isteyen insanları engelleyenler. Şeyh Muhammed İbrahim bin Numani, Gaybet-i Numani sayfa 252'de bunu söylüyor. Bakın, hiçbir şey seni ona bağlanmaktan alıkoymasın diyor Mehdi'ye. Ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler, yani Mehdi cemaatine gelmeni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Yani pislik ve ahlaksızlık konuşurlar diyor. Enes İbni Malik şöyle dedi. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal gelecek, nihayet Medine'nin bir tarafına inecek. Yani şehrin kenarken bu İstanbul'dur. Yani deccaliyet, yani Darwinizm, materyalizm ve her türlü fitne sistemi. Medine 3 kere sallanacak ve orada bulunan her münafık ve kafir ona doğru çıkıp gidecek. Bu Buhari'de, yani münafıkların tamamının temizleneceğini, kafirlerin tamamen etkisiz olacağını, Mehdi cemaatinden atılacağına dair rivayettir bu. İnşallah. Sevvan'dan rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir cemaat, Mehdi cemaati Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edecek. Onları yardımcısız bırakanlar, onlardan ayrılanlar, onlara zarar veremeyeceklerdir. Sünen-i Tirmizi, sahih hadis kitabıdır bu da. 4:91. Ümmetimden bir taife Allah'ın emriyle hareket etmekle devam eder. Onlar hak üzerinde oldukları halde kıyamet kopana kadar kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zararı dokunmaz Mehdi cemaatine. Ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar onlar insanlara galiptirler. Hazreti Muaviye'den bu rivayette. Evet, çok fazla hadis vardı. Ben bir kısmını bilgilendirmek için verdim. Müslümanlar aleyhinde bilgi topluyorlardı. Hatta felaket haberlerini beklerler diyor. Felaket çemberi onları sarsın diyor Allah. Felaket çemberi onların başına düşsün diyor. Münafıklar için. Müslümanların felaket haberlerini beklerler diyor. Yani Müslümanlardan bir şeyler alabilmek, onların dağılması durumunda onların imkanlarını kullanabilmek ve manen de rahatlamak için. Çünkü isterler ki diyor, sizler de kendileri gibi olasınız. Yani kendilerinin durumuna sizi düşürmek isterler diyor. Peygamberimiz mesela mescidinde konuşurken, Peygamberimiz dışarı çıkan birisi olduğunda yandan o da onu siper ederek çıkıyor. Kur'an'da o belirtiliyor. Siper ederek çıkan münafıklardan bahsediliyor. Mesela münafıklar Müslümanlara yardım yapılmasını istemiyor. Yani yardım yollarını kesmeye çalışıyorlar. Yardım etmeyin ki onlar destek olmayın ki dağılıp gitsinler diyorlar. Yani Müslümanları ekonomik ablukaya almak, Müslümanları anti-Müslüman, anti-dindar olan güçleri ezdirmek, onlarla karşılaştırmak için onlara istihbarat görevi yapar münafıklar. Hatta ayette diyor, içinizden onlara haber taşıyanlar vardır diyor. Yani münafığın ayrıca bir özelliği de istihbaratçı olmasıdır. Yani Müslümanlar hakkında bilgi taşır. Karşı tarafın ezmesi için Müslümanları. Ama münafığı Allah yaratır. Karşı tarafı da Allah yaratır. Münafık bunun farkında değildir. Münafık bunu kendi kendine bağımsız yaptığını zanneder. Yani Müslümanların da müstakil bir güç olduğunu düşünür. Kendinin de haber götürdüğü yerinde. Halbuki haber götürdüğü yeri de Allah yaratır. Münafığı da Allah yaratır. Müslümanları da Allah yaratır. Bütün gücü Allah yaratır. Fakat cehennemin en derin tabakasında münafıklar için özel yer hazırlanmıştır. O yeri kazanmak için onlar gayret ederler ve kazanırlar. Cehennemin en aşağı tabakasına gitmiş olurlar. Peygamber Efendimiz söylüyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, sen onları bozuk konuşmalarını anlarsın diyor. Yani zaten zırvalama tabir edilen tarzda konuşur onlar. Yani sürekli Kur'an'a zıt konuşur. Yani Kur'an'a ve dine ehemmiyet vermediğini hissettirir onlar. Ama diyor, bakışlarımdan da diyor, eğer istersem anlarsın. Bakışları da bozuk oluyor münafıkların. Oradan da anlaşılır. Ama kesin teşhis, münafıklığını alenen ilan etmesiyle olur. Yani Müslümanlara karşı açıkça tavır koymasıyla anlaşılır. Yani evet.
küfre Müslümanlar hakkında bilgi götürmesi, onların dağılması için gayret etmesi, Müslümanların içinde bulunup onların her türlü bilgisini dinsizlere, Müslümanlara karşı düşman olanlara aktararak, onlarla ittifak ederek Müslümanlara karşı saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz zamanında da öyleydi. Münafıklar Müslümanlara saldıran kafirlere sürekli bilgi istihbarat ağı kurmuşlardı, bilgi taşıyorlardı. Ama korkaktılar da, yani onlara taraf da tam geçmiyorlar. Tam Müslümanlardan yana da değiller. Fakat sonunda da sanki hiçbir şey olmamış gibi Müslümanların yanına gelirler diyor Allah. Biz sizinle değil miydik derler diyor sonunda da. Yani böyle ahlaksız ve kahvetinet oluyorlar. Sanki daha önce onları yapanlar onlar değilmiş gibi. Hiçbir şey olmamış. Evet, evet. Münafık böyle az kıt akıllı olur. Kendini çok akıllı zanneder münafık. Böyle evet. Karşıdakini kandırmaya, etkilemeye yönelik basit ve adice kötü taktikler yapar. O da çok sırıtır ve çok belli olur. Yani çok özür dilerim, ben zırvalama tarzında böyle münasebetsiz ve mantıksız bir uslup geliştirir. Yani Kur'an'ın mantığına, uslubuna uygun olmayan böyle riyakar, oyuncu ve sinsi bir uslup geliştirir. Oradan anlaşılır. Allah'ın dilemesi. Ama bozuk bakışlarında da, yani bakışlarında da bozukluk oluyor onların. Evet. Konuşmalarında da bozukluk olur. Ama Allah dilerse diyor, Allah anlarsın diyor, onun bakışlarından anlarsın diyor. Ama bozuk konuşmalarından anlarsın diyor. Yani zaten Kur'an'da da onların bozuk konuşmalarına çok fazla örnekler vermişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, bakın Kahveli'ye bakın, ayrı bir mescit ediniyor. Peygamberin bulunduğu mescide gelmek istemiyorlar. Niye yaptınız? Hayır için diyor, biz iyilik olsun diye yaptık diyorlar. Ve oradan da Müslümanların aleyhine olan faaliyetleri, saldırıyla ilgili faaliyetleri takip ve tespit edip orada organize ediyorlar Müslümanlara yapılan saldırı. Yani Kahveli'nin en gelişmişi. Mehdi devrinde de öyle Kahve münafıklar çıkacaktır. Mehdi cemaatinden de çıkacaklardır. Küfürle işbirliği yapacaklardır. Ve bitmez tükenmez bir kinler olacaktır. Ta ki Türkistan Birliği oluşuncaya kadar. Sonra tabii onlar köpek gibi sinerler münafıklar. Peygamber Efendimiz mesela güç kazandıktan sonra münafıklar köpek gibi sindiler. Artık felç oldular adeta. Ama ilk yıllarda Müslümanlara muazzam eziyet etmeye kalktılar. Hatta o kadar pervasız ve kahveler ki peygamber konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi çıkıyor, onun arkasına siper ediyor. Bakın ahmağa bakın yani. Görünmeyeceğini zannediyor. Yani sezdirmeden çıkacak. Peygamber'e haşa akıl veriyor. Peygamberimiz diyor ki mücadeleye çıkalım diyor. Bu sıcakta çıkılır mı diyor. Yani halbuki ona bir para verilse, ayet ediyor yani kısa bir sefer olsa, yani orta bir sefer ve çabuk netice alacağını bilse diyor. Mealen yaklaşık söylüyorum. Yapardılar diyor ama çıkılacak yol onlara zor geldi diyor Allah. Mealen yaklaşık söylüyorum. Münafığın böyle bir tineti vardır. Bunlar cehennemin en aşağı tabakasında olacaklar. Musa devrinin münafıkları vardır. Hazreti Musa devrinin münafıkları Kur'an'da belirtilir. Biliyorsunuz buzağıdan bir heykel yapmıştır. O zamanın münafığı. Hazreti Musa da sen bana dokunmayın diyeceksin. Ömrün boyunca bunu diyeceksin demiştir. Samiri. Ve onu kovmuştur. Bir de ahir zamanda Mehdi devrinin münafıkları vardır. Mehdi cemaatinin münafıkları. Bunlar da çok, yani o devrin en azgın, en aşağılık, en kahpe varlıklarıdır. Mehdi'ye karşı mücadele vereceklerdir. Organize bir hareket olacaktır. Mehdi cemaat içinde yetişip bunların Mehdi'den ayrılacaklar. Üç kere ayrılacaklar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Medine sarsılacak, bunlar ayrılacaklar diyor. Bunların özelliğinde buğdaya musallat olmuş pis kurtlara benzetiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar buğday gibi temizdir anlamına geliyor Mehdi talebeleri. Fakat onlar diyor iğrenç kurtlar gibi onlara musallat olacaklar. Ama her seferinde ayıklanacaklar diyor. Onlar tabii ki cehennemin en derin tabakasında olacaklar inşallah. Yani İslam en güzel laiklikte yaşanır. En mükemmel laiklikte yaşanır. Laiklik kalktı mı münafıklık devreye girer.
Yani adam Müslüman olmadı halde Müslümanım demeye başlar o zaman. Zor girer artık. Zora dayalı bir din anlayışı girer. Yani diyorlar yani sokak baskısı falan denilen bir şey var. Onun gibi bir şey olur o zaman. Laiklik kalktı mı onun anlamı budur. Laiklikte ne olur? Ermeni açık açık Ermeniliğini anlatır, yaşar. Gider kilisesinde ibadetini yapar. Yahudi gider Musevi, sinagogda ibadetini yapar. Hristiyan gider kilisede ibadetini yapar. Müslüman da gider camide namazını kılar. Ve kimse de kimseye müdahale etmez. Herkes birbirine saygılıdır, sevecendir. Dinsiz de ben dinsizim arkadaşlar. Haşa. Yani bizim için kabul edilir bir yanı yok tabii ki ama yani ateist de diyebilir bunu. Mesela bu komüniste ben komünistim diyebilir. İşte laiklik bunu sağlar. Laiklik kalktı mıydı ne olur? Komüniste sorarsın sen nesin? Elhamdülillah Müslümanım diyecek. Şimdi bu din mi bu? Bu münafıklık işte. Adamı samimiyetsizliğe ve sahtekarlığa itmiş oluyorsun. Adam açık açık söylesin. Samimi ve dürüst olarak ben komünistim desin. Ateistim desin. Ve devlet ona şefkat göstersin. Korusun, kollasın. Birinci sınıf vatandaş olsun bu insan. Yani inancından, düşüncesinden dolayı bir insanı aşağılamak olmaz. Yaşam hakkını elinden almak hiç olmaz. Demokratik haklarını elinden almak hiç olmaz. Çünkü adam dürüst. Allah onu öyle yaratmış, onun inancı o. Allah zaten Kur'an'da diyor. Müşrikler olacak diyor, Allah'a inanmayanlar olacak diyor. Var diyor bunlar diyor Allah. Bunu yaratan kim? Allah yaratıyor. İstesem hepinizi dindar yapardım diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hepiniz Müslüman yapardım diyor. Bir hikmete binaen Allah onları o şekilde yaratıyor. İşte laikliğin faydası herkese hürriyet getirmesidir. Dinle laiklik tam uyum halindedir. Osmanlı döneminde de olmuştur bu. Bundan sonra da olacaktır. Peygamber Efendimiz'in getirdiği din İslamiyet laikliğin olduğu bir dindir. Laiklikte dinsizlere de saygı vardır. Hristiyanlara tam bir saygı vardır. Musevilere tam bir saygı vardır. Herkes dinini istediği gibi yaşar ve baskı yoktur. Kimse kimseye dininden dolayı müdahale etmez. Dolayısıyla da böyle bir sistemde münafık olmaz. O yüzden laiklik gerekir. Yalnız laiklik zaten hak dinlerden alınmış bir düşünce sistemidir. Yani İslam laikliği laiklikten almadı. İslam dinlerinden alınmıştır laiklik. Bu fiili uygulamayla sabit. Yani aksinde zorla insanları Müslüman etme vardır. Bu sistemde de zaten münafıklık gelişir. Yani Müslüman olmadığı halde insan kendini o zaman Müslüman olarak gösterir. Yani şiddet kullanarak bir insana eğer namaz kıldırıyorsan, zorla oruç tutturuyorsan bu sistemde münafıklık gelişir. Ama baskı olmuyorsa ki dinde zorlama yoktur diyor Allah Kur'an'da açık ayet var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu ayetin hükmüne göre ve sizin dininiz size diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Bizim dinimiz bize. Yine Kur'an ayetidir bu. Mealen söylüyorum. Bu ayetlere göre de laikliğin olduğu açık açık görülüyor. Münafıklar, kafirler cehennemden buraya Müslümanların eğitilmesi için böyle bir denek hayvanı gibi özel olarak getirirler. Yani Müslümanlar onların üzerinde ders yaparlar. Yani onlarla eğitilirler. Mesela münafıklar, kafirler Müslümanların Allah'a yaklaşmasına vesile olan araçlardır. Allah onlarla Müslümanları kendine yaklaştırtıyor. Biz kafirlere baktıkça ve münafıklara baktıkça imanın değerini daha çok anlarız. Aklın değerini daha çok anlarız. Allah'a daha çok yaklaşırız. Onlarla da mücadele ettikçe fikri mücadelemizde sevap kazanırız ve Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Aşkla sevdiğimiz Allah'a daha sevgi duymamıza vesile olur bu sistem. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında da sahabeleri ve Peygamberimizin teyakkuzlu olmasına vesile olmuştur o. Yani sahabeleri çok diri tutmuştur münafıklar. Yani münafıkların böyle kamçılayıcı özelliği vardır. Küfrün de vardır ama münafıkların daha şiddetlidir. Kamçılama özellikleri. Yani İslam'a, Kur'an'a, Allah'a karşı muhabbette de, cihat azminde de münafıkların ahlaksızlığını gören müminler daha heyecanla, daha şevkle İslam'a ve Kur'an'a hizmet ederler. Münafıklar her dönemde olur. Bir mikroptur yani. Cemiyet mikrobudur bunlar. Aşağılık mahluklardır. Resulullah zamanında da olmuştur. Hazreti Musa devrinde de olmuştur. Daha önceki dönemlerde de olmuştur.
Fakat bu Müslümanların değerini artırır. O müminin bir onuru olacaktır, güzelliği olacaktır. Yani kömürle elmasın kıyaslanması gibi olacaktır. Bu aşağılık mahlukların ahlaksızlığı, o mübarek insanın da yüksek ahlakı, güzel tavrı, fedakarlığı, yiğitliği, sabrı kıyaslanacaktır. Ve böylece o insanları daha çok seveceğiz. O yönden de bir hayır vardır. Onların yalan söylediklerini Allah bilmektedir diyor. Kendileri de biliyorlar. Bunlar bunu inkar ediyorlar. Fakat ahirette dilleri konuşmaya başlıyor. Gözleri konuşmaya başlıyor. Delileri konuşmaya başlıyor. O zaman ahlaksızlıklarının savunulacak yönü olmadığını kendileri de görüyorlar. Yani kalben kendileri biliyorlar. Bilinç altında biliyorlar. Fakat onun bilinç üstüne çıkması ahirette oluyor. O zaman net anlıyorlar. Yani haşa kendilerince Allah'ı kandırdıkları zannediyorlar ama Allah'ı kandıramadıklarını, kandıramayacaklarını da ahirette tam anlamış oluyorlar. Mesela Peygamber Efendimiz'de de en azılı münafıklar Peygamber Efendimiz zamanında çıkmıştır. Yani sonraki münafıklar daha ayrı bir şey oluyor. Çünkü orada peygamberi bizzat müşahede edip görüyor. Harikalığını, güzel ahlakını gördükleri için en şiddetli kişiler onlar oluyor. Onun için Allah onların cehennemin en derin tabakasına konacaklarını söylüyor. En şiddetli azap onlara yapılacaktır. Tabi bu da müminlerin kalbini ferahlatacak bir durum. Ama münafıklar da özel yaratılmıştır. Yani eğer batınına girilirse, yani Allah'ın ledün ilminin tecellisi olarak olaya bakıldığında, onların da kaderi de öyle görevlendirildiği anlaşılıyor. Özel cehennem görevlileri vardır. Yani sayıları Kur'an'da 19 olarak geçiyor. Yani güçlü, kuvvetli. Böyle yani yalvarsalar da onlar etkilenen varlıklar değil. Özel yaratılmışlardır. Cehennem zebanileri. Evet. Yani Allah'ın emrine derler. Güçlü, kuvvetlidir. Yani sürükleyen alır götürür. Yani zorla yapar yani. Allah onlara özel bir güç vermiştir. Allah'ın tecellisidir onlar. Ama onlar cehennemde yaşadıkları halde, bakın çok önemlidir bu, cehennemin rahatsızlığını hissetmezler. Cehennem onlara cennet gibi gelir. Allah'ın verdiği bir şeyle, güçle etkilenmezler. Yani ters etki yapar onlarda. Küfür için azaptır. Yani algıya bağlıdır bu. Evet. Onun için onlar orada Allah'ın kulu olarak, Allah'a ram olmuş, Allah'a bağlanmış hizmetler olarak sonsuza kadar cennet zebanileri orada hizmet edecekler. Cehennemin en derin tabakasına münafıklar indirilecek. Hazreti Musa devrinin münafıkları, Peygamber Efendimiz devrinin münafıkları, Mehdi devrinin münafıkları hepsi bir araya getirilecekler. Yerin en alt tabakasına, cehennemin en alt tabakasına indiriliyor bunlar. Tabii o yani karanlık bir yer, çok ızdıraplı bir yer, kirli bir yer. Mağmanın, ateşin, pis kokunun, kirin, azabın çok yoğun olduğu bir yer. Ama en çok onları rahatsız edecek olan şey kıyastır. Yani cennetle kıyas etmektir. Cenneti gördükçe İyice azapları artacak inşallah. Cehennemin en dibindeki, en dibinde iblis mi olacak yoksa bir insan mı olacak? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Münafıklar olacaklar. Ama şeytan hepsinin yanında olacak. Yani bütün dinsizlerin her yanında olacak. Mesela münafıklarla da iç içe olacak şeytanlar. Kafirler de iç içe olacak. Yani her tabakada, her yerde şeytanla beraber olacaklar. Çok çok aşağılık olduğunu zaten oradakiler de ona söyleyecekler. Mertebesini de bilecek, münafık olduğunu da bilecek. Çok karaktersiz ve aşağılık olduğundan adı gibi emin olacak. Onun azabıyla zaten yanacak. Münafıkların durumu çok perişan. Yani onlara azabın her türlüsü yapılıyor. Gece gündüz onları ateşe sunuyorlar. Hatta diyor Cenab-ı Allah yüzünün etleri dökülür diyor. Yeniden Allah onlara et giydirir. Yine dökülür, yine giydirir diyor Allah. Yani muazzam azap.